Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda yeni ajan kulübün yetenekleri hakkında konuşmuştuk. Bir arkadaş ambargo saatini umursamadan paylaşım yapmıştı ve yetenekler bu şekilde ortaya çıkmıştı. Valorant'ın resmi sosyal medya hesapları da Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun, Twitter'dan olsun bu işte erken paylaşım sonrası tanıtım videosunu da erken yayınladı. Açıkçası ben bu tanıtım videosunu göreli ciddi bir süre oldu ama Valorant Türkiye'nin YouTube hesabının paylaşmasını bekledim. Hani sesleri vesaire duymak isterseniz Valorant Türkiye'nin hesabından izleyebilirsiniz. Karakterin gerçekten çocuksu bir sesi var. Bu oynanış tanıtımı videosu içerisinde karakterin bütün yetenek kullanımını görebiliyoruz. Bir önceki videoda konuşmadığımız ama bu videoda olan en önemli detay şu, karakter öldükten sonra kesin olarak smoke kullanabiliyor. Videodan öldüğü yere göre belli bir alan sınırlaması olduğunu anlıyoruz. Ama bu sınırlamaya rağmen de gerçekten kullanışlı bir yetenek gibi duruyor. Animasyonlardan Q yeteneğinin belli bir zayıflatma etkisine sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Burada zayıflatma etkisinin net olarak ne olduğunu hala anlayamadım. Ki Joel Armbot'un da Viper zehrinde olduğu gibi iki kat hasar da verebilir. Belli bir hani böyle anlık hasar çürüme de verebilir. Keşke bu tanıtım videolarını yayınladıkları sırada oyuncuların da erken erişime gidenlerin de videolarını yayınlatsalardı. Çünkü onlar adına gerçekten kötü bir durum aslında bu. Hem biz de ajanı oyun içerisinden daha net bir şekilde anlayabilirdik. Bu arada o fırlatılabilir yeteneğin gerçekten ciddi bir etki alanı da bulunuyor. Dediğim gibi zaten zayıflatma etkisi veriyor. Yeniden dirilme ultisini görebiliyoruz. Onu zaten bir önceki videoda da konuşmuştuk. Bunun dışında C yeteneğini kullandığı zaman ekstra bir buff veriyor. Bunda işte heal var mı yok mu net bir şekilde göremiyoruz. Ama sanki yeteneği kullandıktan sonra karakter biraz hızlanıyormuş gibi bir hava uyandırdı. Ben de zaten video içerisinden de bunu anlayabiliyorsunuz aslında. Hani önceki videoda konuştuklarımızı ek olarak çok daha ayrıntılı bahsedeceğimiz şeyler yok. Dediğim gibi önceki videodan farklı olarak en net özellik, en net farklılık karakterin öldükten sonra smoke yeteneğini kullanabilmesi. Tanıtım videomuzda bu şekilde, artık hani akşama vesaire ekstra şeyler çıkarsa onlar üzerine de konuşuruz. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?